arşivler açıldı. Sosyal medyada tekrar gündem oldu. Trump'tan Erdoğan'a mektup, aptallık etme, gel anlaşalım, seni sonra arayacağım. ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumla ilgili anlaşma çağrısı yaptığı mektup ortaya çıktı. İlk olarak Fox News muhabirinin Twitter'dan paylaştığı mektup, daha sonra Beyaz Saray tarafından da teyit edildi. New York Times gazetesi, Trump'ın dün Suriye hakkında Kongre liderleriyle yaptığı toplantıda Türkiye'nin askeri operasyonuna yeşil ışık yakmadığını ispatlamak için Erdoğan'a ağır bir mektup yazdığını söylediğini bildirdi. Trump daha sonra, Temsilciler Meclisi'nde azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'den mektubun kopyasını masadakilere dağıtmasını istedi. Mektupta Trump, Erdoğan'a, "Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama, aptallık etme, seni sonra arayacağım," dedi. Trump, ayrıca yolladığı mektubun ekinde Suriye Demokratik Güçlerinin Genel Komutanı Mazlum Kobani'nin Türkiye ile müzakere etmek istediğini ve bazı tavizler verme niyetinde olduğunu belirttiği mektubu da eklediğini ifade etti. Türkiye'nin bazı sorunlarını çözmek için çok çabaladığını vurgulayan Trump, mektubunda şu ifadelere yer verdi. "Sayın Cumhurbaşkanı, gelin iyi bir anlaşma yapalım. Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Pastör Brunson olayında yaşatmıştım. Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeye niyeti olduğunu söylüyor. Size güvenerek, Mazlum Kobani'nin bana yazdığı, elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum, mektubun üzerinde 9 Ekim 2019 tarihi olduğu görülüyor. Bu tarih, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolü altındaki alanda bir güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na başladığı güne denk geliyor. ABD ile Türkiye'nin sağladığı anlaşmadan kim, ne kazandı? ABD'de mektup tartışması, acaba Türkler Amerika ve Başkanı hakkında ne düşünmüştür? Çavuşoğlu BBC'ye konuştu. Rusya YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa, karşı çıkmayız Barış Pınarı Harekatı özel dosyası. Barış Pınarı Harekatı, Rusya Suriye'de ne yapmak istiyor? Suriye Devlet Başkanı Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Suriye ordusu ülkenin her tarafına girecek Türkiye, mektup reddedilerek çöpe atıldı. Mektuba Ankara'nın yanıtıyla ilgili bir hükümet yetkilisi, mektup Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı, dedi. Yetkili, Trump'ın mektubunun Ankara'da diplomatik nezaketten yoksun olarak nitelendirildiğini belirterek, bu mektuba verilen en net yanıt aynı gün saat 16:00'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıdır, diye konuştu.